Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Bakara Suresi 84-86. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle buyuruyor. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ Ey İsrailoğulları, biz sizden söz almıştık. لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz. وَلَا تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ve birbirinizi diyarınızdan çıkarmayacaksınız. Sümme akrartum, sonra siz ikrar ettiniz. Ve entüm teşhedun, buna şehadet ederek bunu ikrar ettiniz, kabul ettiniz. Sümme entüm haulâi, ama sonra siz öyle yaptınız ki taktulûne enfusakum, kendinizi öldürüyorsunuz. Yani birbirinizi öldürüyorsunuz. Ve tuhricûne ferîgan min diyârihim ve içinizden bir fırkayı diyarınızdan sürüp çıkarıyorsunuz. Tezaherun aleyhim bil ismi vel udven ve onların aleyhinde günah olarak, haddi aşmak olarak yardımlaşıyorsunuz. Ve in ye'tukum usara, eğer onlar esir olarak size gelirlerse tufaduhum, onlara fidye veriyor. Fidye ile kurtarıyorsunuz. Ve huve muharremun aleykum ihracuhum, halbuki onları yurtlarından çıkarmak haram, haram olduğu halde bu şekilde yapıyorsunuz. Efe tu'minuna bi ba'dil kitab ve tekfuruna bi ba'd. Yoksa siz kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Burası İsrailoğulları ile alakalı gerçekten önemli bir noktayı bildiren bir sayfa. Allah-u Teala onlardan misak almış, söz almış ve bir takım emirlerde, yasaklarda bulunmuş. Onlar da ikrar etmişler, kabul etmişler, şehadette bulunmuşlar. Ama ardından kitabın hükümlerini, ilahi sözleşmenin hükümlerini tam da yerine getirmemişler. İşlerine geldiği noktada uygulamışlar ama gelmediği noktada uygulamamışlar. Ve Allah-u Teala bu noktada şu hatırlatmayı yapıyor. Yoksa siz kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bununla alakalı tefsirlerimizde şöyle bir olaya yer verilir. Bu bir misalle bunun açıklaması gibidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Yahudilerin 3 fırkası Medine ve civarındaydı. Bunlardan Beni Nadir, Beni Kurayza, Beni Kaynuka, 3 Yahudi kabilesi. Bunların kendi aralarında zaman zaman problemler de oluyor. Ve bunlar çevrelerindeki bir takım kabilelerle de anlaşma yapıyorlar. İşte bunlardan Beni Kurayza, Medine'deki Evs kabilesiyle anlaşma yapmış. Onlarla beraberler. Beni Nadir de, bunlar da Hazreç kabilesiyle anlaşma yapmış. İşte zaman zaman kabile savaşları olduğunda, kendi aralarında çatışmalar olduğunda Yahudi Yahudi'yi öldürüyor. Ve onların yurdunda galip geldiklerinde onları yurtlarından sürüp çıkarıyorlar. Tevrat'ta fidye ile kurtarmak, bu hüküm de var. Sonra kendilerinden olanlara fidye vermek suretiyle yardımcı olup bu şekilde onları kurtarıyorlar. Yani kitabın bir kısmını uyguluyorlar fidye ile kurtarmak gibi. Ama birbirinin kanını dökmek haram olduğu halde birbirlerinin kanını döküyorlar, birbirlerinden esirler alıyorlar. Allah-u Teala ayet-i kerimede böyle bir noktaya dikkat çektikten sonra şunu bildiriyor. Yoksa siz kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bu tarihi olayın perspektifinde bizler Müslümanlar olarak kendimize bakacak olursak, acaba biz ne haldeyiz? Acaba kitabın bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını inkar mı ediyoruz? Bizler Allah'a iman, peygamberlere iman gibi imanın altı esası içinde kitaplara da iman etmiş kimseleriz. Kitaplara iman dediğimizde Allah-u Teala ne kadar kitap göndermişse hepsine iman ettik. Ne kadar sahife göndermişse hepsine iman ettik. Bu meyanda Kur'an-ı Kerim de önümüzdeki ilahi bir kitaptır. Elbette Kur'an-ı Kerim'e de iman ettik. Ve mücmel bir iman, imanımız olması noktasında yeterlidir.
Yani Kur'an'a iman ettim, Kur'an Allah'ın kelamıdır dediğimizde imanımız tamamdır. Ancak ayrıntılarıyla acaba Kur'an-ı Kerim'de ne var? Kur'an-ı Kerim'deki bütün meseleleri biz tek tek biliyor muyuz? Ona göre tek tek bilip iman ettik mi? Bu sonraki mesele. İşin ayrıntıları. Ancak günümüzde şöyle bir problemle karşı karşıyayız. İnsanımızın pek çoğunun hayatında Kur'an-ı Kerim öncelikli bir yerde yer almıyor. Mesela insanımızın pek çoğunun günlük okuduğu gazete veya gazeteler var. Günde bir saatini, belki iki saatini gazeteye ayırabiliyor. Günde bir saatini veya daha fazlasını televizyona ayırabiliyor. Veya kitap okuyan birisi ise bir takım kitapları okumaya vakit ayırabiliyor. Ama nice insanımız bu kadar yoğun meşguliyetler içerisinde, zihni doldurabilecek bu kadar meşguliyetler içerisinde Kur'an-ı Kerim'de ne var ne yok pek de o kadar bilmiyor. Ve bu kafir değil. Kur'an'a iman etmiş, kitaplara iman etmiş. En azından cuma namazına geliyor ve belki de vakit namazlarını da kılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri tek tek bilmeyebiliyor. Bunun neticesinde bazı insanlar bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri reddedebiliyorlar. Yani bilmeyerek reddediyor. Kur'an'da olduğunu bilse belki reddetmeyecek ama bilmeden reddedebiliyor. Bilmeden reddetmek insanı dinden çıkarmaz. Cehalettir. Cahil bazen mazur sayılabilir. Bu noktada hafifletici bir hükümdür ve o kimse yine kurtulabilir. Ama bir kısım insanlar bakıyorsunuz ki Müslümanlığı yine kimseye bırakmıyor. Müslümanlığı kabul ettiğini söylüyor. Ama inanç noktasında kitaptaki bir takım hükümleri reddedebiliyor. Kolay anlaşılabilir bir misal vermek istiyorum. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de faizin yasaklığı çok net bir şekilde ifade edilmiştir. اَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Allah alışverişi helal kıldı, faizi ise haram kıldı. Ancak gerek dünya çapındaki gelişmeler, gerek bunların yansıması olarak ülkemizdeki durum nazara alındığında artık günümüzde Müslümanların da pek çoğunun banka cüzdanı var. Bankayla bir şekilde hesapları var. Ve özellikle ticaretle meşgul olanlar bir kısım faaliyetlerinin için mecburen bankada hesapları da oluyor ve o şekilde hayat devam ediyor. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'in açık bir şekilde hükmetmiş olduğu faiz yasaklığı günümüzde o derece nazara alınmıyor. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'deki faizin yasak olduğunu kabulle beraber ne yapalım? İşte bir takım meselelerden dolayı biz de bu işin içindeyiz. Bir türlü tamamıyla da kurtulamıyoruz dese bu yine Kur'an-ı Kerim'de olanı kabul etmektir. Ama böyle bir işin de içinde olduğundan dolayı günah sahibi olmaktır. Bu insanı günah sahibi yapar ama dinden çıkarmaz. Bir kısım insan ise şunu söyleyebiliyorlar. Diyorlar ki canım günümüzde de faiz haram mı olurmuş? Belki eskiden olabilir. İşte kat kat faiz almak haram kılınmıştır. Eskide insanlar çok insafsızmış. Dolayısıyla o zaman bu yasaklanmış. Günümüzde ise bankalar sistemin, ekonomik hayatın temel bir zaruretidir. Dolayısıyla faiz almak da gayet normaldir. Bu manada Kur'an-ı Kerim'deki bir hükmü red cihetine gidebiliyorlar. Bir insan velev faiz almamış da olsa Kur'an'da var olan bir emri kabul etmediğinde dinden çıkmış olur. Bu noktada çok ciddi bir hassasiyet göstermek gerekiyor. İşte faiz misalini genişletebiliriz. Başka şeylere de uygulayabiliriz. Mesela başörtüsü. Bu da yine günümüzde tartışılıyor. Bazıları milletin gözünün içine baka baka Kur'an-ı Kerim'de böyle bir yasak yok diyebiliyorlar. Ve Kur'an'ı reddediyoruz demiyorlar. Biz Kur'an'ı kabul ediyoruz, kutsal kitabı kabul ediyoruz ama kutsal kitapta böyle bir şey yok diyebiliyorlar. Bu açıktan açığa kitapta var olanı inkar etmektir. Nur suresi 31. ayette bu yer almıştır. Ahzab suresinde yine tesettürle alakalı ayet-i kerime çok net bir şekilde meseleyi anlatmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de vardır.
Ama bir insan belki şöyle diyebilir. Der ki Kur'an-ı Kerim'de var ama nedense ben küçüklüğümden beri böyle bir şeye alışmadım. Allah affetsin, tam uygulayamıyorum. Bu onu dinden çıkarmaz. Nasıl ki gıybet mesela. Gıybet Allah'ın yasakladığı bir şeydir. Ama insanlar genelde gıybetten de kurtulamazlar. Bir şekilde az veya çok gıybetin içindedirler. Gıybeti reddetmiyorlar ama uygulamada problem var. Benzeri bir durum başörtü meselesinde söz konusu olabilir. Yani bir bayan, Müslüman bir bayan, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir emir var ama ben kendi hayatımda tam uygulayamıyorum, Allah beni affetsin diyebilir. Bu çok ciddi bir problem değil. Yani bu kimse yine inanç noktasında Müslümandır. Herhangi bir problem, günah olması noktasında, inanç noktasında bir problem söz konusu değildir. Ama bir başkası çıkıp da Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüküm yoktur diyecek olursa, Kur'an-ı Kerim'de var olan bir hükmü reddetmiş olur. Ve o zaman Yahudilerle alakalı Kur'an-ı Kerim'de yer alan, yoksa siz kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını red mi ediyorsunuz? Bu mana aynen bizim için de geçerli olur. İslamiyet bu noktada bir bütündür. Tecezzi kabul etmez. Yani gerek iman esasları, gerekse Kur'an-ı Kerim'de yer alan bütün esaslar bir bütündür. Ben bunların bazılarını kabul ediyorum, bazılarını kabul etmiyorum deme hakkımız yok. Allah-u Teala فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ buyurmuş. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. İnsanın kafir olma hürriyeti vardır ama Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir hükmü ben Müslümanım dedikten sonra reddetme durumu söz konusu değildir. Şayet reddediyorsa o kimse zaten Müslüman değildir. Bu açıdan Kur'an'ı bir bütün olarak görmek, bir bütün olarak anlamak ve bir bütün olarak kabul etmek son derece önemli. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُوا ذَٰلِكَ مِنْكُمْ Sizden kim bunu yaparsa, bunun cezası, bunun karşılığı اِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında bir perişanlıktır. Dünya hayatında rezil bir hayattır. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ Ve kıyamet gününde de يُرَدُّونَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ En şiddetli bir azaba onlar sevk edilirler. Yani kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmek hafife atılır bir suç değildir. Büyük bir günahtır, büyük bir vebaldir ve bunun dünyada da cezası vardır, diğer alemde de cezası vardır. Şu dünya hayatında kitabı tam kabul etmemenin cezası perişanlıktır. İşte bu fertlerde olabileceği gibi toplumlarda da olur. Yani toplum büyük bir ekseriyetle kitabın bir kısmını uyguluyor, bir kısmını uygulamıyorsa o toplumda problemler baş gösterir. O toplum belini tam doğrultamaz. Öte yandan fertler olarak ele aldığımızda kitabın bir kısmını kabul eden, bir kısmını reddedenler dünya hayatında da dengeli yaşayamazlar ve çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalırlar. Rezil ve rüsvay olurlar, perişan olurlar. Diğer alemde ise en şiddetli azaba gönderilirler. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Yani Allah ne yaptığınızı görür, bilir. Ona göre sizinle muamele eder. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ İşte bunlar ahiret hayatını verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ Ve bunlardan azap da hafifletilmez. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Ve bunlara yardım da edilmez. Değerli izleyenlerim, işte bunlar ahireti verip dünyayı satın almış olan kimselerdir. Bu çok zararlı bir alışveriş. Malum insan alışverişte bir bedel öder ve buna mukabil bir şey alır. Bunlar ahireti veriyorlar, buna mukabil dünyayı alıyorlar. Ve dünya hayatı nedir? Dünya hayatı gelip geçici bir hayattır. Dünya hayatı diğer aleme gidildiğinde adeta bir rüya gibi gelecek insana. İnsan rüyada diyelim sultan olsa, dünyanın tek başına sultanı olsa uyandığında her şey bitecektir. Uyandığında yatağındadır. İşte şu dünya hayatında da
mukaddesatı feda etmenin karşılığı olarak insan tamamen bir dünya saltanatı elde etse bile bu gelip geçici bir saltanattır. Adeta daimi bir güneş, öte yanda da gelip geçen bir şimşek. İşte dünya hayatı o şimşek misali, bir an parlar, söner gider. Ahiret hayatı ise, ahiretteki mutluluğu ise sönmeyen bir güneş gibi. Veya dünyadaki mutluluk böyle cam parçaları gibi, ahiretteki daimi mutluluk, saadet ise elmas hükmünde. Bunlar bu şekilde birbirinden farklı, bu şekilde birbirinden gayet uzak. Ama insan nedense dünyaya talip. Bel tu'thirunel hayate dünya. Yani siz dünya hayatını ahirete tercih ediyorsunuz. Ve insanlar ya'lemuna zahiran minel hayati dünya. Dünya hayatından bir zahir bilirler, dış görünüş bilirler ve bunlar ahiretten gafildirler ve ahiret hayatını bilmemektedirler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dünya ile ahiretin mukayesesini şöyle yapıyor. Benim diyor dünyadaki halim bir yolcuya benzer. Bu yolcu gün boyu yol alıyor, yorulmuş. Bir miktar bir ağacın gölgesinde dinleniyor. Ardından yine yoluna devam edecek. Benim diyor dünyadaki hayatım işte o ağacın gölgesinde bir miktar gölgelenen kimseye benzer. Bizler şu anda dünya hayatını yaşamakta olan kimseleriz. Diğer alemi görmedik. Ama nasıl ki ana rahminde olanlar şu dünyaya geliyorlar ve farklı bir dünyaya çıkış yapıyorlar. Bizler de şu anda dünya hayatındayız ama önümüzde bir kabir tüneli var. O kabir tünelinden ahirete geçiş olacak. Bunun için nasıl ki ana rahmindeki çocuğun sağlam doğması çok önemlidir. Sağlam doğmadığında düşük olarak doğar ve o zaman dünyaya gelmesinin bir kıymeti de kalmaz. Onun için en önemli olay dünyaya sapasağlam gelebilmek olayıdır. Bizler açısından da en önemli olay cenneti kazanma olayıdır. İşte ana rahmindeki çocuğun eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var ama bunları o kadar da kullanamıyor. Eli var, bir şey tutamıyor. Ayağı var, bir yere gidemiyor. Gözü var, şu dünyayı göremiyor. Kulağı var, dünyadaki değişik seslerden haberi yok. Ama bunlar ona başka bir aleme hazırlık olarak verilmiş. Ana rahminde veriliyor. Dünyaya geldiğinde bu cihazları kullanacak. İşte bizler de şu andaki dünya rahminde ahirete gitmek için bekleyen, hazırlanan kimseleriz. Ve bu şekilde insanlar şu dünya hayatında diğer hayata hazırlık yapıyorlar. İşte bu hazırlığı iyi yapmak ve diğer aleme sağlam bir şekilde doğmak lazım. Yoksa inkarla, küfürle, kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını reddetmekle insan diğer aleme sağlam çıkamaz ve sakat olarak doğar, ölü olarak doğar. Böyle olunca da ebedi saadeti kaybetmiş olur. Cenab-ı Hak bizleri kitabın tamamını bilen ve kitaba göre yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Başka bir programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.